Mahmut Övür: "Disk'in önlenemez düşüşü" Dün İstanbul Pendik'te yapılan Diskin 15. Genel Kurulu'nun bir anda marjinal siyasetin arenasına döndüğüne tanık olduk. Yazık ki çok yazık. Zaten yıllardır içeride ve dışarıda birileri Türkiye'nin demokrasiyle buluşmaması için ellerinden geleni yapıyor. Seçim kazanmak bile onları durdurmaya yetmiyor. Yenildikçe yeni tezgah kuruyorlar. 1 Kasım'dan sonra olanlara bakın. Cizre, Sur, Silopi gibi ilçeler akla aykırı gerekçelerle yakılıp yıkılırken toplumdan destek bulamayan her seçimde yenilen muhalefet haklı, her problemi kışkırtmaktadır kışkırtmak için pusuda bekleyen paralelciler ve vesayetçi medyada bunları elleri ovuşturarak izliyor. Şu tablo her şeyi anlatıyor. Demokrasinin D'sinin bile olmadığı Suriye'de Esad diktatörüne karşı kılını kıpırdatmayanlar, Irak'ta her türlü zulme siyasi baskıya sessiz kalanlar, Kürtleri idama yollayan İran'la ittifak yapanlar nasıl oluyor da demokratik siyaset yapabilecekleri Türkiye'de silahları, bombaları konuşturuyor? Bunun kasıtlı olduğu çok açık. Bütün bunlar da Türkiye'de siyasetin önünün en açık olduğu dönemde yapılıyor. Bu kirli zemin sadece siyasileri değil, sivil toplum ve meslek örgütlerini de zehirliyor. Dün DİS Genel Kurulu'nda yaşananlar bu zehirli zeminin bir yansımasıydı. Oysa bir işçi sendikasının genel kurulu tam tersi bir işlev görmeli, bir diyalog platformuna dönüşmeliydi. Çünkü orada hem hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, hem muhalefet adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem de işçilerin temsilcileri vardı. İşçi ve emekçilerin siyasi ve demokratik talepleri çok açık biçimde dile getirilebilirdi. Ama ne oldu? Son dönemde Türkiye'ye dayatılan çatışmacı ruh devreye girdi ve platform düşmanlaştırıcı bir zemine dönüştü. Bu yüzden Bakan Soylu da genel kurulu terk edip tepki gösterdi. Türkiye'de insanları birbirine düşüren, Güneydoğu'yu kan gölüne çeviren bir aktör orada dururken siz ülkenin cumhurbaşkanına katil diyorsunuz bu kabul edilemez. Biz oraya iş barışı için önümüzdeki dönem Türkiye'nin atacağı adımları paylaşabilmek için geldik. Şahsıma yönelik bir eleştiri olsa kabul edilebilir ama %52 oy almış ülkemizin cumhurbaşkanına hesap vereceksiniz denirse biz de cevap veririz. Biz 1 Kasım'da hesabımızı millete verdik. Sonuç ortada ne eleştiri ve protesto hakkı ne de bunlara cevap verme hakkı kullanıldı. Oysa herkesin bu demokratik zeminde söyleyecek sözü vardı. Özellikle de çalışanların. Bir süredir başta Türk iş olmak üzere bütün sendikaların derdi olan kıdem tazminatı ve işçi büroları meselesi ortada dururken diskin bu fırsata heba etmesi hiç de şaşırtıcı değil. Değil çünkü disk özellikle 70'li yıllarda etkili bir kitle örgütüyken bugün neredeyse marjinalleşmiş durumda. Bunda kuşkusuz 12 Eylül askeri darbesinin etkisi var ama asıl sorun disk riski yöneten siyasi akılda. Onu bugünkü etkisiz noktaya Türkiye'nin demokrasiyle buluşmasını engelleyen muhalefet cenahında da gördüğümüz statükocu siyaset getirdi. 28 Şubat postmodern darbesine verdiği destek unutulmadı. Bu statükocu zihniyet diski dar ideolojik siyasetle ücret sendikacılığı arasında sıkışıp kalan bir örgüte dönüştürdü. Şimdi bunun daha da marjinalleştiğini gördük. Türkiye'de değişmeyen, değiştirilmesi zor olan sadece bürokratik oligarşi değil, onun sivil hayattaki yansımalarının değişmesi çok daha zor. Diskin yaşadığı tam da bu. Mahmut Övür, Sabah